İstanbul Zeytinburnu'nda ise kontrolden çıkan bir yıkım çalışması yan binada yaşayanları facianın eşiğine getirdi gerçekten. Tozu dumana katan olayda duvarlarda iki koca delik açıldı. Bina sakinleri bülten boyunca izlediğiniz kar ve soğuktan korunabilmek için delikleri tabii eldeki imkanlarla tıkadı. Ev sallanmaya başladı. Depremi hissediyoruz. Buraya bak ya, hale bak. Bak bak mutfaktan şey... Bak oradan vurdum, mutfaktan şeyler, tabaklar devrildi. Yemin ediyorum, ses duydunuz herhalde. Zannettik ki hani Japonya depremi hissediyoruz. Bir şöyle bir baktık abi, herkes kıyamet gibi bağırıyor. Yan binadaki yıkım önce deprem gibi salladı. Bir anda çok büyük bir sallantı oldu, dedik herhalde deprem oldu. O esnada kendimizi dışarı attık. Ben televizyon tutuyorum, devrilmesin diye hanıma söyledik. Kardeşlerim ağlamaya başladı. Sonra da evlerinin salonunda delikler açtı. Şuraya bak ya, hale bak. Zeytinburnu'nda kırılmaz yıkımın yaşandığı olay yerindeyiz. Görüntü gerçekten son derece enteresan ve şaşırtıcı. Bina yıkıldıktan sonra hemen bitişikteki diğer binayı görüyorsunuz. Kepçe darbeleriyle birlikte o binada iki tane delik açıldı ve hemen üstteki deliğin altında bir yastık görüyorsunuz. O anda içeride insanlar vardı ve soğuktan korunmak için binada açılan deliğe yastık tıkadılar. Çok büyük bir panik oldu. Dışarı çıktık, sonra baktık kepçelerle mepçelerle bayağı sıkıntılar yaşandı. Dondurucu soğukta neye uğradıklarını şaşıranlar büyük korku yaşadı. Adam çay içerken üstüne yani inşaat malzemeleri düşmüş. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Binada yaşayanlar kepçe darbeleriyle birlikte büyük şok yaşadılar. Deprem oluyor zannettiler ve kendilerini canavliyle dışarı attılar. Canlarını kurtardıktan sonra da otellere yerleştirildiler. Dışarıda kaldık. En az şey 2-3 saat dışarıda kaldık. Ellerimiz dondu. Kentsel dönüşüm yüzünden delikler açılan bina ekipler tarafından mühürlendi. Bina sakinleri ve çevre esnafsa yaşananlara bir hayli tepkili. Bizi herhangi bir böyle mahalle arası bir otele götürdüler. Neden? Otellerin ne durumda olduğunu biliyorsunuz yani. Ailemle ben oraya nasıl gidebilirim, nasıl kalabilirim? Başka kalacak yerimiz de yok.